Eşini öldüren bir adam, bir katil, abisinin kimliğini kullanarak 1,5 yıl boyunca kaçmayı başardı. Fakat kadın katili bir başka kadını daha taciz edince baltayı taşa vurdu. Hem taciz hem de cinayet suçundan parmaklıkların arkasına gönderildi. Devlet koruyamadı. Abim koruyamadı. Ben koruyamadım. Kimse koruyamadı. O da eşini öldürüp kayıplara karıştı. Bodrum'da taciz suçundan sahte kimlikle yakalandı. Yakalandı. Sonunda herkes çok çok teşekkür ederim. Bu süreçte herkes yanımızda oldu. Sarıgül Hamarat 3 yıl önce kocası Yunus Hamarat tarafından vuruldu. Cinayet planlı yapılmış yani. 7 gencecik fidanımızı orada bir söğüdün bir ağacın dibinde öldürüyor. Katil koca hakim karşısına çıkarıldı. Ancak 2 kez tahliye edildi. Yunus Hamarat her yerde aranırken o oldukça rahattı. Hatta geçen yıl duruşma sırasında Silivri Adliyesi'ne gitti. Öldürdüğü eşinin ailesine gözdağı verdi. Bunu başaramayınca da tutuklama kararından hemen önce yeniden adliyeden ayrıldı. Hamarat Bodrum'a kaçtı. Amacı oradan Yunan adalarına kaçmaktı. Ama firari katil Yunus Hamarat Bodrum'da da suç işlemeye devam ediyordu. Yalıkavak'ta bir kadını taciz etti. O kadın hemen gidip polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri güvenlik kameralarını tarayıp onu bir takside yolculuk yaparken yakalayıp gözaltına aldı. Üzerinde abisi İmam Hamarat'ın kimliği çıktı. 18 ay sonra yakalanan zanlı 3. kez tutuklandı. Ama daha bir sürü kadının canını yakacaktı. Yakaya ele verdi. İnşallah o delikten çıkamaz. Bizim de bir nabız olsa acımız dinmiştir.